Çocukluktan beri herkesin öyküsü gibi, müzikle tanışan herkesin öyküsü gibi uğraşlar böyle başladı. Böyle de devam ediyor. Sonra okul hayatı başladı. Konservatuar süreci başladı. Öyle devam ettik. Maviyat, şizofreni hastalığının özgürlük sembolüdür. Maviyat, İtalya'da 70'li yıllarda bütün hastalar, şizofreni hastaları klinikler vasıtasıyla böyle tedavi ediliyorlar. Sonra 70'li yıllarda İtalya'da Doktor Basaglia öncülüğünde bir hareket başlar ve aynı zamanda hastanenin müdürüdür. Yanlış hatırlamıyorsam Basaglia. Ve çok önemli şeyler yapar. Hastaların topluma entegre olması açısından. Ve bir şekilde bunu diğer bütün dış dünyaya da açacak şekilde projeler üreterek bunu büyük ölçüde yaparlar, topluma entegre. Maviyat'ta şöyle bir öyküsü var. Kliniklere sadece mavi çarşafları taşıyan atlar, sadece dışarıyla tek bağlantı bu atlar oluyor. Kliniklerle dış dünyanın tek bağlantısı o mavi atlar oluyor. Mavi çarşafları taşıyan atlar oluyor. O atlar da mavi göründükleri için, hani dışarıyla tek bağlantı o olduğu için maviyat sembol oluyor. Şizofreninin özgürlük sembolü oluyor. O yüzden eserin adı da Maviyat. Bu arada ben de bir şizofreni hastasıyım, onu da belirteyim. Sözler, Rodin'in Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatan bir hastayla empati kurularak geliştirildi sözler. Kapılar diyor, dar kapılar, göğe doğru açılırlar. Bahçemde suskun bir adam, düşünür geçer yıllar. Başlangıcı böyle. Bahçede suskun bir adam, o Rodin'in düşünen adam heykeli. Aslında Rodin'in düşünen adam heykeli dünyanın herhangi bir yerinde sonuçta düşünen adam felsefeye dair, hani düşünen bir adam, ama bizim ülkemizde nedense hani akıl hastanesinin önüne konmuş. O ayrı bir tartışma konusu. Orada Rodin'in düşünen adam heykelinden bahsederek hasta kız kulesinde olduğunu düşündüğü sevdiği kadına ulaşmaya çalışır ve bunu bir halüsinasyonla yapmaya çalışıyor. Ve kız kulesine doğru yolculuğa çıkıyor. Martıya tutunuyor işte, hani uçan martı, hani biraz sürrealist bir çalışma oldu aslında sözlerle beraber. Beni iten, hani diğer çalışmalar da iten nedenler, hani toplumla olan çelişkiler, yaşadığımız dünyayla olan çelişkiler. Bir taraftan bakıyorsunuz, öyle bir çağda yaşıyoruz ki çelişkilerin, insan hayatının, doğa hayatının yok sayıldığı bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bunlarla problem yaşadığım için biraz bu eserler ortaya çıkıyor. Bunlara değiniyorum. Aynı zamanda ezilen bir kesimden olmam, emekçi olmam, kimlik olarak da ezilen bir taraftan bakmam hayata. Aynı zamanda bir şizofreni hastası olmam tabii ki. Şizofreni hastası olunca farklı çelişkiler de yaşıyorsunuz siz, hani toplumda. Çok hani entegre oluyorsunuz siz hayatınızda, ama toplumun bazen belli ön yargıları oluyor. Hani belli konularda, diyaloglarda, başka şeylerde falan bu çelişkiler insanları bu konuya biraz düşündürmek için hani biraz yapılmış bir çalışma diyebilirim Maviyat. Sonuçta siz buradayız, sizin aranızdayız, farklı şeyler yapıyoruz. Sizin aranızda insanlarız biz de, hani anlamında yapılmış bir çalışma. Ya bir fedai değilim ben. Ya da böyle beğeni toplamaya çalışan, toplumsal olayları işleyerek bir şeyler koşturan birisi de olmadım. Müzikten para kazanan birisi de değilim. Ama toplumsal sorunların bu kadar yükseldiği, çağımızın bu kadar dehşet verici bir şekilde insan kıyımı ve doğa kıyımı yarattığı bir süreçte bizim derdimiz de biraz bunları işlemek olmalı diye düşündüğüm için ben böyle çalışmalara giriyorum. Örneğin 10 Ekim gar katliamı. Vahşi bir şeydi, dehşet bir şeydi yani. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı katliamıydı bu. Buna dair bir şeyler yapmak gerekiyordu ya da ne bileyim, bireysel çalışmalar da var. Fakat bir bireysel çalışmayı işlerken ben hani toplumsal bağlamıyla kurmaya çalışıyorum. Mesela anneme dair yaptığım bir çalışma bile toplumsal bağlamına getirmeye çalışıyorum. Çünkü hiçbir bireyin sorunu toplumsal bağlamdan dışarı çıkarılarak anlatılamaz. Annemin meselesini anlatırken de, hani onun hikayesini anlatırken de çocuk gelin meselesini anlatmaya çalıştım. Kapılar, kapılar, göğe doğru açılırlar. Bahçemde suskun bir adam, düşünür geçer yıllar.
kapılar, dar kapılar, maviye açılırlar. Gök rengi bir ata binsem, şenlik olur tüm çarşılar. Bir martıya tutunsam, denizi aşıp kuleye varsam, yediteplerinin kapısını kalbinden çalmış olsam, sonra sen çıksan kapıya, sarsam seni doya doya. Lolos eline değmesin, ahır kalır sarsıtına. Yüklesek vapura sevda, sar bana o kırgın ellerini, bu kalp yine sana kul. Gazeteniz azıcık kirli, herkes